Herkese merhabalar. Bugün 6 Şubat Cumartesi, günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün ilk önemli gelişmesinde Sağlık Gündemi Podcast'ine değerlendirmelerde bulunan Bursa SES Şube Başkanı İrfan Açık, alkış değil haklarımızı istiyoruz dedi. Sağlık Gündemi Podcast'inde değerlendirmelerde bulunan SES Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çok yıprandığını, tükendiğini belirterek alkış değil haklarını istediklerini söyledi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bakan Ersoy'a sözünüzü tutun çağrısında bulundu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Arkeoloji Müzesi'nin Türk İslam Eserleri Müzesi'ne dönüştürülmesinden sonra verilen sözlerin tutulmasını istedi. Türkiye'nin tarih kokan ilçelerinden birisi olan İznik'te CHP İlçe Başkanı Asiye Çalışkan ile birlikte incelemelerde bulunan Altaca Kayışoğlu, Arkeoloji Müzesi'nde yer alan eserlerin yağmur altında bırakıldığını, mozaiklerinin yosun bağlamaya başladığına dikkat çekti. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca yapmış olduğu açıklamada Ali Nur Aktaş'ın vermiş olduğu sözleri unuttuğuna dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın 7 önemli proje konusunda tarih vererek adım attıklarını açıkladığını hatırlatan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, bu projelerin önemli bir bölümünde hareket görülmediğini belirtti. Halkların Demokratik Partisi 3. olan kongresinde yeni yönetimini belirledi. Halkların Demokratik Partisi Bursa 3. Olağanüstü İl Kongresi Yıldırım İlçe binasında yapıldı. Geleceğe Yürüyoruz çağrısıyla gerçekleştirilen kongreye Muş Milletvekili Gülistan Koç Yiğit ile partinin il ve ilçe yöneticileri, delegeler, üyeler, siyasi parti ve kurum temsilcileri katıldı. İl başkanlığına Ceylan Erol Erdoğan ve Nadir Kırıllar seçildi. Avcılıkta kullanılması yasak 6500 metre pinter ele geçirildi. Bursa Ulaabat Gölü'nde turna balığının kaçak avcılığını önlemek için yapılan kontrollerde 6500 metre pinter ele geçirildi. 500 kilogram canlı turna balığı ile 27 adet kaplumbağa da göle salındı. Günün son gelişmesiyle karşınızdayız. Bursa Spor'da 8'i futbolcu, 11 kişi de Covid-19 testi pozitif çıktı. Bursa Spor Kulübü, Giresun Spor maçı öncesi yapılan Covid-19 testleri sonrasında takımda 8'i futbolcu olmak üzere 11 isimde pozitif sonuca rastlandığı duyuruldu. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Günün önemli gelişmelerini ve daha fazlasını bursamuhalif.com adresinden takip edebilirsiniz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.